Herkese merhabalar. Bugün eşimin doğum günü için böyle ufak bir sürpriz yapmayı düşünüyorum. Şimdi onun için böyle harf pasta yapacağım. Kekinden başlayacağım ilk olarak. Siz böyle hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz hazırlığımın devamını. Videonun geri kalan kısmında görüşürüz inşallah. Ben şu an kekimi yapmaya başlıyorum. Kekim pişmek üzere. Pişti sayılır hatta. Birazdan onu çıkaracağım. Krema için böyle bir muhallebi hazırladım. Ekstra bir tane daha böyle bir karışım hazırlayıp ikisini karıştıracağım. Şimdi bunu soğuması gerekiyor. O yüzden şu kaba aktarıp böyle üzerini de streçle kapatıp buzdolabına atacağım. Üzeri kabuklanmasın diye. Şu an bile kıvamı o kadar güzel ki. Bu arada bu kremanın tarifini isterseniz aşağıya yazarım. Video çok uzar diye tek tek anlatmak istemedim. Şöyle yapıyorum. Üzerini tamamen değdireceğim ki kabuklanmasın. Daha sonra çırparken benim için sıkıntı olmasın. Bu buzdolabında dinlenirken diğer karışımı da yaparım. Ya vaktiniz varsa aslında ben bunu bir gün öncesinden yapsaydım daha güzel olurdu ama eşim tabii evde olduğu için yapamadım. Bugüne kaldı. Şimdi sen dinlenmeye canım. Ay çok sıcak. Şimdi pastacı kreması için bir karışım daha yapacağım. Böyle 1,5 paket krema ve toz krem şantiyi böyle çırpacağım. Ben bu pastacı kremasını bir yerde yemiştim ve inanılmaz lezzetli. Umarım ben de o kıvamı tutturabilirim. Evet, sanırım bu kadar yeterli. Böyle krem şantiden çok daha koyu bir kıvam alıyor böyle bu şekilde. Diğer dolapta beklettiğim kremayla birlikte ikisini karıştıracağım. Şimdi bunu da kenara alıp dinlendireceğim. Şimdi biraz da kek pops yapacağım. Ben Instagram'da bu kek pops yapımını paylaşmıştım. Kızımın böyle hastane odası için yapmıştım. O zaman da böyle çok ilgi görmüştü. YouTube'da neden çekmediniz vesaire gibisinden. Şimdi göstereceğim. Zaten çok basit. Instagram'da paylaşmıştım. Oradan beni takip edenler bilir ama buradan da paylaşayım. Şöyle 2 adet hazır batonu kek kalıplarından kullanacağım. Aslında yani diğer kekimden artacak harf yapacağım ya, kenarlarından çıkan keklerden artacak da onlarla yapacaktım ama şu an onu yani daha kesmediğim için bununla hemen yapacağım. Yani onunla da yapabilirsiniz. Mesela evinizde bayatlayan yani böyle 2-3 günlük kekleriniz varsa onlarla da yapabilirsiniz. Ziyan olmamış olur en azından. Böyle bu keki iyice ufalayacağım. İyice ufaladıktan sonra şu diğer böyle kremadan, yani hazırladığım kremadan artan yarım paket kremayı kullanacağım. Birbirine böyle yapışıyor vaziyette olması yeterli. Böyle çok cıvık bir şey olmayacak. Yarım paket yeterli geliyor zaten. Daha önce de yapmıştım. Yarım paket yetmişti. Gördüğünüz gibi zaten hemen toparlanıyor. Böyle dağınık bir halde değil. Şu şekilde olacak böyle. Bunları böyle top top yapıp
buzluğa atacağım böyle. Daha sonra da erittiğiniz herhangi bir çikolata olur. Benim elimde pembe çikolata var. Normal beyaz çikolatam yok. Beyaz çikolata olsaydı daha güzel olurdu. Siyaha beyaz gibisinden. Normal hani sütlü çikolatalar vesaire de olabilir. Bitter çikolata da olabilir. Artık evinizde ne varsa ya da yani hangisini seviyorsanız onunla yapabilirsiniz. Ben işte pembe çikolatayla yapacağım. Yetmezse de geri kalanını da sütlü çikolatayla yapacağım. Şöyle kağıttan bir S harfi çizdim. Bunu böyle kekin üzerinden keseceğim. Daha sonra birleştirme işlemine geçeceğim. Evet, zor da olsa S harfini kestim. Üzerini iyice böyle sütle ıslattım. Şimdi arasına kremasını sıkıp üzerine de ikinci katını koyacağım. Buzlukta dinlendirdiğim kremamı şimdi böyle bir çırpacağım. Daha sonra bununla buluşturacağım. Daha sonra da sıkma torbasına koyup kekin arasına sıkacağım. Kreması muhteşem oldu. Böyle tam bir pasta kreması. Şimdi bunu sıkma torbasına alacağım. Evet, bütün malzemeleri önüme koydum. Şimdi yapmaya başlıyorum. Umarım becerebilirim. Hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz siz zaten. Ben yapımına başlıyorum. Evet, çok şükür bu kısmını tamamladım. Yani bebeğim ağlıyordu, sürekli gittim geldim falan filan. Krema eridi, sıkmakta zorlandım. Neyse ki bitti sayılır yani, sadece şu süsleme kısmı kaldı. Onu da şimdi halledince bitecek. Şimdi bu çiçeği nereye koyalım? Bence bir tanesini böyle koyayım. Daha sonra şunu nereye koyayım? Bu da böyle baksın bence. Daha sonra şu çileklerden koyalım. Pasta daha fazla erimeden bitirsem keşke. Yamulacak çünkü burada. Şuraya koyalım. Daha sonra şöyle koyalım. Böyle koyalım. Şimdi bunu batıracağım. Şimdi şöyle koyalım. Sonra bir tane daha şuraya batıralım. Sen şöyle gel. Boş kaldı. Şimdi şöyle koyalım. Makaronları koysam mı acaba? Sonra
Çok daha fazla doldursam mı bilmiyorum. Makaronlar çok renkli. Koysam mı koymasam mı çok kararsızım. Şunlardan böyle aralara serpiştirelim. Evet, kızım durmuyor. Bitmiş halinde sizinle paylaşırım. Şimdilik böyle. Bence gayet güzel oldu. Birkaç değişiklik yapabilirim. Onları da sana paylaşırım zaten. Pasta gidiyordu. Buzluk böreklerim, kısır yaptık, bu kickbopslarım, burada pastamız. Ali. İnşallah yenecek. Aynen. İnşallah yenir. Ya bir şey söyleyeyim, o kadar güzel buldun ki yenilebilir mi diye soruyorsun ya. Kızım işte yenilebilir mi, ne varsa koymuşsun içine. Ya bir şey söyleyeceğim, harf pasta yazıp bakar mısın internette nasıl oluyor? Bak anlatmamı böldün, şu an geçiyorum, es geçiyorum. Es geç. Nesrinciğim... Çikolata parçalı kurabiye yapmış. Hayır, orada devamı var, oradan müdahale et. Şuna bir kaşık al. Burada kuskus salatası. Aslıcığım şu eşini alır mısın? Ya bir buradan tane müdahale ediyor. Maket midir nedir? Burada da Aslıcığım yapmış açma. Ya saçma, ben böyle pasta istemiyorum. Bana böyle mutlu nasıl istiyorsun lan söyle. Açma bu ne ya? Bu yenecek gibi durmuyor ki. Niye? Pastaya benzemiyor bir kere bu. Gerçek elle. Elli mi? Elleme de. Yani yenilince anlarsın nasıl olduğunu. Yalama da yapalım. Kızım bu kek miydin? Bu hiç pastaya benzemiyor ya. Aa ne? Çiçek. Ama bunlar yenmiyor. Da yeniyor mu? Yeniyor. Nasıl bu yeniyor? Evet, onları da ben yaptım. Tabii canım. Hayır bunları ya. Da yaparsın. Şeker hamurundan falan mı? Kızım ya. Bildiğin orijinal bahçeden almış çiçek işte ya. Zeynep, Alaş peyzajdan. Kırmızı kalpler vardı şeker hamuru. Ha? Kırmızı kalpler vardı, vereyim mi? Bakalım üstüne sen, baksana şuna ne diyor? Ne diyor? Sinan beğenmedi. Ya bak bir... Bunu bir kere sinetlisi yok ya, ben yemem ya. Sinan beğenmediyse bilin ki çok güzel, güzel çok güzel olmuştur, aynen öyle. Bunları tadına baktıktan sonra inşallah bir şey tamam, olmazsa... Tamam ben birazdan yine alacağım şu kamerayı. Konuşabilirsek yedikten bak. Bunları, sonra. Şunu öv şunu. Bak şurada ben eşi bu yaptı çok ya. Güzel mi? Bu nasıl bunu öv Sinan? Bu nasıl Sinan? O... Yememişsindir böyle bir poğaça. Ay ben. Ya, ben hayatımda ben yediğim en iyi bir poğaçaydı yani bu. Aynen. Açma. Bak ne olduğunu bilmiyor. Ne fark eder? Ne olduğunu bilmiyor ama aynen, olsun yine de güzel. Babası gelecek hala uyuyor. Hayatı, uyuyor. İsra uyuyor, uyanınca gelecek yani. Çok sinirlendi şu an. Uyurken getireyim mi? Uyanınca belki taktırmaz. Sen. Hadi bakalım. Hadi hadi inle. Bak alamadı patlasın be. Oğlum gelsene. Ya aşkım iner misin? Oğlum, daha bir gün. Aşkım bırakma. Ya hiç gerek yoktu bu kadar ya. Allah ne kadar uğraşmışlar benim için. Tamam tamam tamam. Gel gel gel. Hadi hadi hadi. Olmaz ki böyle. İyi, o ne hala? İyi ki doğdun Selam. İyi ki doğdun Selam. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Kutlu yıllar. Doğum günü kutlu olsun. Durladım, patladım. Çok teşekkür ederim. Kardeşim doğum günü kutlu olsun. Bak anlamamış, gördünüz mü? Anlasaydı. Keşke biraz evin içine doğru yatsaydım. Aa, hadi hiç. Biraz evet, anne. Güzelim, mutlu yıllar. Mutlu yıllar kardeşim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Aşkım gelme onu. İnsan biraz şey yapıyor. Hadi alkışlayalım. Tipe bak ya. Ya, hiç anlamadın mı lan? Yok lan ben. Allah gruba da mı bakmadın oğlum? Resim attım ya sana. Ya bak işte teyze olduğunu görüyorsun değil mi?
üflesin açtım onu. Merhaba üflüyorum. Hayır. Hayır. Hayır hayır. Bir dakika fotoğraf aslan çekelim. Sek mi olsun? Kanka bu kolum senin, bu kolum benim lan. He, siz iyi alıştınız. Sağ kolun. Bu senin mi? Bu da senin. Yok. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Pastaya laf atıyordu arkadaş. Konuşur musun? Pastayı gördün mü sen? Var mı masada pasta? Pasta işte. Nerede olup pasta? Ben de gördüm. İlk başta şey zannetti zaten aşkım. Diyor ki maket mi bu? Emre. Sonra da diyor ki böyle pasta mı olur? Kanka yandaki pastaneciden pasta konuşmuş. Pasta harika harika. Ya canımsın. Oğlum ben belediye seçimlerine aday olup yeni yol projesini gösterdi sandım. Komik. 10 tane fotoğraf çekildi. S harfini kullandı orada. Kendi başar bir dese ya. Sabah olmayan. Allah'ım ya. Oturuyorum. Bu kimin? Benimdir belki. Bir dakika.